Açık açılı glokomlar sinsi hastalıklardır. Bu yan etkilerden en sık gördüğümüz oküler yüzey yan etkileridir. Gebeler glokom ilacı kullanırken biraz dikkatli olmalılar. Merhabalar, ben operatör doktor Cansu Yüksel Elgin, göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün size glokomun tipleri ve bu tiplere yönelik tedavi seçenekleri hakkında bilgiler sunacağım. Glokom, optik sinir başının, yani gözümüzden beynimize uzanan sinirin göze giriş noktasında, göz organına giriş noktasındaki ilerleyici, nörodejeneratif bir hastalığıdır. Peki bu nörodejenerasyon neden olmakta? Yaşlanma, genetik yatkınlık, etnik özellikler, dokunun direncindeki azalma, dokunun direncindeki yapısal olarak, genetik olarak zayıf doğmuş olma ve en önemli risk faktörlerinden biri gözün içindeki basıncın göze yüksek gelmesinden kaynaklanmaktadır. Saydığım faktörlerden bizim müdahale edebileceğimiz tek faktör gözün içindeki basınçtır. Bu nedenle glokom halk arasında çoğu zaman göz tansiyonu, göz basıncı olarak da bilinmektedir. Peki bu gözün içindeki basınç neden ileri gelmektedir, nasıl oluşmaktadır? Gözümüzün pek çok tabakası saydam bir organdır. Gözün görme fonksiyonu bu saydamlıktan ileri gelir. Gözün saydam ve güzel bir görüş elde etmesi için saydam olması gereken göz tabakaları, kornea, göz içi merceği hiç kan almadan nasıl beslenebilir? Gözün saydam yapılarını besleyen humera köz dediğimiz, aslında gözün can suyu olarak kabul edilen sıvıyı gözün kendisi salgılamaktadır. Bu doku devamlı olarak salgılanmakta ve sonrasında irisin ön tarafına geçerek açı denilen 360 derece aynen lavabo gideri gibi mikroporlardan oluşan bir yapıdan süzülerek geri emilir. Bu düzenli bir şekilde her an yapılıp emilim süreci sürmektedir. Humör öközün, gözün can suyunun dengesi nasıl bozulur? Eğer bu yapılım emilim dinamiğinde, emilim mekanizması anne karnından itibaren oluşmadıysa, embriyogenezde doğumsal olarak defektif bir gelişim gösterdiyse, bebekken bile anne karnından konjenital glokom dediğimiz doğumsal çocukluk glokomuyla dünyaya gelmek mümkündür. Ama toplumda en sık gördüğümüz glokom tipi bu yapılım emilim sürecinde meydana gelen yaşlanmadır. Yapılım sürmektedir fakat açı dediğimiz bölgede yaşlanmaya bağlı tabir edebiliriz. Belli bir yaşın üzerindeki kişilerde sıklığı artmış olarak görüldüğü şekilde emilim efektif olarak yürümeyebilir. Biz bu tablolara glokomun en geniş grubu olan primer açık açılı glokomlar diyoruz. Bazı glokom tiplerinde de göz suyu aktif bir şekilde yapılır. Fakat gözün içindeki hacim çok dardır, çok küçüktür. Yapılan sıvı gözün ön kısmına geçmekte zorlanır. Bunun nedenleri arasında da genişlemiş göz içi merceği, ileri hipermetroplar gibi gözün daha çok yapısal değişikliklerinin eşlik ettiği tablolar yer almaktadır. Bunlara da açı kapanması glokomu ismini vermekteyiz. Bazen de gözün irisin arkasından yapılan can suyu ön kısma geçerken zorlanabilir, emilirken zorlanabilir. Bu da gözün odacıklarının küçüklüğünden, gözün yapısal olarak küçük olmasından veya gözün içindeki merceğin kataraklanmasından ileri gelebilmektedir. Bu tablolara da açı kapanması glokomu diyoruz. Açık açılı glokomlarda gözün göz suyunu emen yapı fonksiyoneldir, açıktır fakat yavaş çalışmaktadır. Dolayısıyla aynen bir lavabo sistemi gibi düşünürsek su akar, lavabo gideri yeterince güzel ememeyebilir. Bu durumda ilaç tedavisinden hastalarımız genellikle fayda görürler. Nasıl lavaboya kıstığımızda işlerde bir sorun gözükmezse göz içinde benzer sonuçları rahatlıkla alabilmekteyiz. Ancak açı kapanması glokomunda lavabonun gideri tamamen tıkalıdır. Son derece gürültülü, ağrılı
ve kriz şeklinde tablolarla hastalar karşımıza gelebilir. Bu tablolarda musluğu kıssak bile tabloyu çözmek her zaman mümkün olmaz. Dolayısıyla alternatif tedavi yöntemlerini düşünmek zorundayız. Bu alternatif tedavi yöntemlerinde o kriz halindeki göze sıvıyı çevirmek için küçük bir kaçış sibobu gibi lazerle minicik bir delik açmak, iğne ucu boyutunda spot şeklinde bir delik açmak çözüm olabilir. İlaç tedavileriyle tabloyu biraz sakinleştirmek mümkün olabilir. Bunlar yetmediğinde bazı hastalarda görme sürse bile glokom tedavisi için katarak ameliyatı teklif ettiğimiz mümkündür. Peki açık açılı glokomlarda uygulanılacak glokom cerrahi seçenekleri nelerdir? Bu tedavi seçeneklerini de değişik gruplar altında düşünebiliriz. Modern dünyanın teknolojiyle birlikte bize kattığı bazı kolaylıklar olmakta. Glokom tedavisinin en kadim, en eski ve en esaslı tedavisi trabekülektomidir. Trabekülektomiyi aslında yeni bir lavabo gideri oluşturmaya benzetebiliriz. Mevcut giderin çalışmadığını kabul edip, gözün üzerinde bazı kesiler oluşturarak, bazı cepler yardımıyla gözün içindeki sıvıya belli bir kaçış cebi oluşturma tekniğidir trabekülektomi. Altın standart kabul edilen en eski, en kadim, en esaslı glokom cerrahisinin, trabekülektominin alternatifleri günümüzde artık söz konusudur. Bu tedavi seçeneklerine mikroinvaziv glokom cerrahisi denilir. Mikroinvaziv glokom cerrahisi tipinde mevcut bir lavabo gideri oluşturmaktansa var olan giderin tekrar açılması hedeflenmektedir. Veya var olan gidere küçük aparatlar takılarak tekrar işlerlik kazanması hedeflenmektedir. Mikroinvaziv glokom cerrahisi tipi daha az kesi, daha kolay yeri iyileşmesi ve dikişsiz ameliyat diye bilinen teknikleri kapsamaktadır. Trabekülektomi her ne kadar kurtarıcı bir cerrahi olarak anlatılsa da onun da bazı dezavantajları vardır. Biz gözü rahatlatmak için yeni bir kanal, yeni bir cep oluşturmayı hedeflerken gözümüz buna çok iyi bir iş yaptılar, beni rahatlattılar diye bir refleks vermez. Buraya bir yara açıldı, burada bir delik var, derhal kapatmalıyım diye bir reaksiyon verebilir. Ve yıllar içerisinde bazen erken dönemde, bazen orta dönemde, uzun dönemde bu yara yerini kapatmak için vücut reaksiyonları ameliyatı başarısız hale sokabilir. Bu nedenle her cerrahi sonrası doktor takiplerini sürdürmeniz çok elzemdir. Mikroinvaziv glokom cerrahisi, trabekülektomi cerrahilerine alternatif olarak bir üçüncü glokom cerrahi grubu şant cerrahileridir. Bu ameliyat tipinde yara yeri iyileşme hızı çok hızlı olduğu öngörülen üveit, diyabetik hastalar gibi gruplarda gözün içine minik bir tüp implant yerleştirilir. Bu tüp implant valve mekanizmasıyla gözün üzerine bir ceple göz sıvısını boşaltmaktadır. Her 3 cerrahi sonrası doktor takiplerinizin devamı çok önemlidir. Erken dönemde daha sık, orta uzun dönemde daha geniş aralıklarla doktor kontrolünüz bir ömür boyu sürdürülmek zorundadır. Erken dönemde ön planda yara yeri sızıntıları, dikişlerdeki sorunlar, küçük kanama problemleri göz önünde bulundurulurken, geç dönemde ameliyatların uzun dönemde sizi koruyup korumadığı, basıncınızı belli bir seviyede idame edip edemeyeceği göz önünde bulundurulacaktır. Çeşitlerine göre glokom tiplerini ve tedavi seçeneklerini anlattım. Şimdi de sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Sık sorulan sorulardan birini açıklamak istiyorum. Glokom her zaman sinsi bir hastalık mıdır? Açık açılı glokomlar sinsi hastalıklardır. Kanal gider fakat yavaş bir şekilde drene ettiği için anlaşılmaz. Fakat açı kapanması glokomları daha küçük bir gruptur. Fakat çok gürültülü tablolardır. Baş ağrısı, göz ağrısı, bulantı kusma, gözde kızarıklık, görme kaybıyla acil başvurularda bulunan hasta gruplarımızda olabilmektedir. En sık aldığımız bir diğer soru, glokom için kullanılan damlaların yan etkisi var mıdır?
Glokom için kullanılan damlaların yan etki profilleri olabilmektedir. Bu yan etkilerde en sık gördüğümüz oküler yüzey yan etkileridir. Bu, damlanın ilaç molekülüne bağlı olabildiği gibi, damla içinde prezervan olarak enfeksiyondan koruyucu maddelerin eklenmesiyle bu maddelerin uzun süre kullanılmasına bağlı da kızarıklık, kapak ödemi, tahriş, batma gibi yan etki profillerini görebilmekteyiz. Bazen de molekülün kendisine yönelik hafif çarpıntı, ağızda metalik tat gibi nadir görülen moleküle bağlı yan etkiler de oluşmaktadır. Doktorunuzla bunu konuşarak uygun reçeteli tedavileriniz düzenlenecektir. Bu ilaçlara bağlı yan etkilerin tolere edilememesi durumunda cerrahi seçenek şansı önünüze daha erken dönemde de sunulabilir. Burada çok önemli bir soru dikkatimi çekti. Glokom tedavisinde mutlaka bu konuya da değinmemiz gerekiyor. Gebeler glokom ilacı kullanabilir mi? Gebeler glokom ilacı kullanırken biraz dikkatli olmalılar. Çünkü pek çok göz damlamız gebelik kategorisi C ve üzeri de seyretmektedir. Yani gebelikte risk olabilir, uygun deneyler yapılmamıştır. Dolayısıyla güvenli demek çok mümkün değil. Ve bir gebeyi ameliyat masasına alıp ameliyat etmek de bir stresördür hem anne hem bebek için. O zaman bulmamız gereken alternatif bir tedavi daha var. Bu da glokomun tedavi seçeneklerinden biridir, lazerler. Konuyu tamamlamak için çok güzel bir soru daha geldi. Erişkinleri konuştuktan sonra, peki bebeklerde tedavi için hangi seçenekler var? Bebeklerde doğumsal olarak drenaj kanallarında gelişimsel sorun olduğu için damla tedavisine her zaman çok güzel yanıt vermezler. Cerrahi tedavi seçenekleri daha ön plana gelmektedir. Bebeklerin glokom tedavisi çoğunlukla cerrahiler üzerinden yürür. Bir başka soru, glokom tedavi sonrası görme kaybı yaşanır mı? Her cerrahi sonrası bazı riskler var. Kanama, göz sinirinde bir miktar daha dejenerasyon, yara yeri sızıntısı, enfeksiyon. Bu riskler her ameliyatta olduğu gibi göz tansiyonu ameliyatlarında da vardır. Bir miktar erken, özellikle erken dönemde görmeniz bozulabilir. Orta uzun dönemde bu azalmanın bir miktar daha toparlanması beklenmektedir. Ama burada özellikle vurgulamak istediğimiz nokta, glokom ameliyatı, katarak ameliyatı gibi bir ameliyat değildir. Katarak ameliyatında çoğu zaman hastanın gözünün içindeki puslanmış mercek çıktığında ertesi gün görmeye başlar ve çok mutlu olurlar. Glokom ameliyatlarında ise eğer ağır bir kayıp varsa baştan ameliyata bu açılmayacak bilgisiyle hastanın girmesi önemlidir. Buradaki hedef mevcut olan görmenin korunmasıdır. Bugün sizlere glokom tiplerine göre tedavi seçeneklerini anlatmaya çalıştım. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Sağlıklı günler dilerim.